Sayın seyirciler, şu anda Emniyet Umum Müdürlüğü tören salonundayız. Bugün bekçilik kursunu bitiren gençlere Sayın İçişleri Bakanımız diplomalarını bizzat kendileri veriyor. Kursu başarıyla bitiren genç bekçiler arasında Sayın İçişleri Bakanı'nın yeğeni Şaban Özgüneş de bulunuyor. Biraz evvel görüştüğümüz Sayın Bakan, yeğeninin bekçi oluşu ile gurur duyduğunu ve kendisinin en yakın mesai arkadaşı olacağını bilhassa belirttiler. İşte şu anda bekçi Şaban Özgüneş, dayısı olan bakanın elinden diplomasını bizzat kendisi alıyor. Sayın seyirciler, şu anda tören İstanbul'da da tekrarlanıyor. Ve İstanbul'da da aynı kursu başarıyla bitiren genç bekçiler diplomalarını alıyorlar. Nurettin Taşkın, Şaban Özgüneş! Şaban Özgüneş! Tebrik ederim. Kursu birincilikle bitirdim. Oğlum, sana söylüyorum. Ben de başkasına sandım. Zeytin burnuna verildim. Zeytini de hiç sevmem. Başka yer olmaz mı? Hazır ol! Görev kutsaldır. Evet, görev kutsaldır amirim. Görevin yeri ve zamanı yoktur. Görev zeytin burnunda da olabilir, peynir burnunda da olabilir. Kireç burnu, arı burnu, dana burnu, çeşme başı... Çeşme başı olmaz. Al şu diplomanı. Al! Ne oldu amirim? Bir yanlışlık mı yaptın? Git başımdan yahu! Tavan abi, elbisen çok yakışmış. Yakışmış değil mi? Güzele ne yakışmaz? Aa, silahını! Elleme şeytan doldurur. Oynama lan! Hadi bakayım dağılın! Hayırlı olsun Şaban abi, elbisen çok yakışmış. Sağ ol! Hayırlı uğurlu olsun Şaban Bey oğlum, elbisen çok yakışmış. Sağ ol. Dayı! 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 Ne haber lan? Gene çapkınlık yaptın, değil mi? Görevimiz çok önemli ve de kutsaldır. Bekçi demek, devletin bel kemiği demektir. Bekçi, emniyet kuvvetlerinin azı dişidir. Bir kanunsuzluk gördü mü, senin gibi paçadan kavrar. Şimdi eşyalarımızı toplayalım. Yarın Zeytinburnu'na gidiyoruz. Yeni görevimiz orası. Tuz yok, deterjan yok, ampul yok.
Samsun Maltepe kalmadı. Birinci istersen 10 liradan veririm. Ya! Yok be kardeşim, sana yok, sana yok! Bana yok ha! Devlete hakaret! Hem de vazife başında! Halkı isyana teşvik de var! Yanlış anladın bekçi bey, sana yok! Bak hala bana yok diyorsun ya! Hayır bekçi kardeş, yanlış anladın! Sana yağ yok, sana yağ gelmiyor! Haa, öyle desene! Ben de bana yok diyorsun sandım! He Allah'ım ya! Olur mu bekçi dayı, sen yarın uğra! Gelirse ben birkaç paket ayırırım sana! Emniyet amirliği nerede? Vallahi ben bir şey yapmadım ki! Yok canım, ben yeni tayin oldum da yerini bilmiyorum! Ha ha ha! Na şu karşısı, gel göstereyim! Şu köşe! Bak bak! Ne diyor İçişleri Bakanı? Yeğenim benim en iyi mesai arkadaşım diyor! Ulan bekçiden bakana hiç mesai arkadaş olur mu ha? He? He? Vallahi biz de çok şaşırdık efendim! İsmi de Şaban'mış! Şaban adlı bekçiden hiç hayır gelir mi? Her şeyi bir tarafa bırak, bu adam benim mahiyetime verildi diyelim! Ben bakanın yeğeniyim ve de en iyi mesai arkadaşıyım deyip karşıma geçse... en ufak bir laubalilik görsem, ben adamı ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Allah vermesin efendim! Yat diye ağzını parçalamaz mıyım ha? Parçalamaz mıyım? Paramparça edersiniz efendim! Gir! Gir dedik! Mesai arkadaşı! O, bu bekçi olacaktı da! Ne arıyorsun burada? Yeni bekçiyim efendim. Disiplin zayıf, kendine çeki düzen ver. Başüstüne! Adın ne? Şaban. Şaban'mış, soyadın yok mu? Var, Özgüneş. Deli etme beni, ikisini de söylesene! Şaban Özgüneş. Bana bak, Şaban Özgüneş! Buyur. Aradığımız bekçi! Aslan ah. Gibi maşallah! Bak oğlum! Buradaki çalışmalarında bizi hep arkanda bulacaksın! Emredersiniz!
Bu genci pek yormayalım, gündüz işine verelim. Görev kutsaldır. İcabında görev uğruna seve seve kanımı ve canımı feda ederim. Bekçinin gecesi gündüzü yoktur. Bekçi bekçidir. Görevin de gecesi gündüzü yoktur. Aslansın sen, aslan! Dayım beni geceleri arar ama o da alışsın. Geceleri mi arar? Niye evladım? Genellikle geceleri dertleşiriz. Ben ona gündüzki işleri anlatırım. Yani rapor gibi mi? Garip garip dertleşme canım. Yalnız bırakmaya gelmez ki. Niçin? Söylemesi ayıp, çok çapkındır. Estağfurullah! Estağfurullah! Vallahi öyle! Vallahi öyle canım! Bir muhite girdi mi affedersiniz? Karıları... Çok açık yürekli genç! Çok sevdim, çok! Bugün istirahat et, yarın çık, çevreyi dolaş, duruma hakim ol. Bekçi, emniyet amirinin en yakın mesai arkadaşıdır. Baş ne? Bir dakika oğlum! Bu gece görüştüğünde, dayı beye hürmetlerimi söylersin. Sağ olun, o sizin insaniyetiniz. Aman Şevket oğlum, gördün, her gece rapor istermiş bakan beyefendi. Aman, son derece sıkı çalışma ve disiplin. Kaç kişisiniz? Bir ben, bir de... Bir de dışarıdaki it mi? Rica ederim, şerefli bir köpeğe it diyemezsiniz. Aman aman, ne dersen de. Ama o şerefli köpek için de 200 lira zam alırım. Yani hepsi beraber 1200 lira. Gece konduyu mu satıyorsun? Kışın odunları da sen kıracaksın. Sabahları çeşmeden su taşımak, bir de 3 aylıklarımı almak da senin işin. Haftada bir günde çamaşıra geleyim mi? Niye? Çok boş vaktim kalacak, sıkılırım da. Zevzeklik istemez. Kiralıyor musun odayı? Bayan abla! Aman! Ne olmuş, ne bağırıyorsun? Ay, iç et şu hayvanı! Çek şu pisi! Hoş! Pis! Neresi pis canım? Daha bugün yıkandı, senden temiz! Sen yıkandın mı? Aa, deli mi ne? Kim bu? Artist Zehra derler. Çok meraklıdır filmlere. Şu fabrikada çalışır. Aklı fikri sinema, televizyon! Çok sakıncalı bir durum. Kaş göz arasında bunu iyi ederler. Abicim pardon mu geçeyim şöyle be. Çoktan beri mi bekliyorsunuz? Evet. Allah sabır versin. Teşekkür ederim. Bana da tabi. Ne toplantısı bu? Çok sakıncalı bir durum. Muhtarı bekliyoruz Bekşi bey. Hem de sabahtan beri. Saat 9'u geçiyor, görevi başında değil mi? Sıkıysa kendin söyle, orada tavla oynuyor. Siz burada kalın bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor he? Sana ne oluyor? Halk seni bekliyor! Vazife başına bak! Haddini bilsene, sen ne karışıyorsun? Mesai saatinde tavla oynanmaz! Hadi işinin başına bakayım! Bela mısın sen sabah sabah, hadi işine! Emniyet kuvvetlerine mukavemet ve de halkı isyana teşvik. Bunun cezası çok ağırdır. Ayrıca sakıncalı bir durum. Şahitsiniz! Şahitsiniz!
Ya Cenab-ı sen bırakın beni, bırakın! Fazla laf isteme, görev kutsaldır. Doğru işinin başına. Hadi! Bak hala duruyor, hadi! İbret-i alem için seni mum etmezsem bana da muhtar şerif demesinler. Gelin hepiniz şahitsiniz. Hulusi Bey'e gidiyoruz. Toplantı kanununa aykırı ve de sakıncalıdır. Dağılın bakayım. Nerede görülmüş 25 liraya patates? Ya zorla mı satıyoruz? Almayın be! Allah Allah! Bakın vardır, vardır herhalde. Allah kahretsin sizi! Hepiniz sözleşmişsiniz! Yahu gidin ne başımdan be! İsteyen adam isteyen almaz be! Allah korusun be! Allah cezanızı versin be! Sizde vicdan da mı kalmadı? Allah cezanızı versin! Tövbe tövbe! Ne oluyor burada? Ne olacak? 10 liralık patatese 25 lira istiyor. Evet, her zaman böyle. Merhamet yok bunlarda. Nerede bunun alış faturası? Göster bakayım. Sen belediye zabıtası mısın be? Ne karışırsın? Alt tarafı bir bekçisin, hem de mahalle bekçisi. Ben kanunum. Göster dedik. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz. Şahit! Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var. Allah razı olsun! Evladım! Üstüme gelmeyin be! Ne oluyor ya? Aa. Hulusi abi senin haddini bildirir. Ali bak ulan şu dükkana, ben şimdi geliyorum. Çok gördük senin gibileri, çok! Gene ne istiyorsun? Düdük çalıyor mu diye baktım da, çalıyormuş. Yahu beyler, siz ne yaptınız be kardeşim? Bu bekçi bakanın yeğeni! Ne? Aman Allah! Demek bakanın yeğeni ha! Ben ne yaptım yahu? Yahu biz hürmete pek kusur etmedik değil mi? Değil mi? Amir bey, bu ufak bir anlaşmazlık, nasıl anlatsam? Gir! Hulusi bey, Hulusi bey, davacıyım! Yeni bekçiden davacıyım! Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokuyor! Ya sen ne yaptın? Gel, gel, dinle! Alsın ya, bu bekçi var ya, bakanın yeğeni kardeşi! Abi, yeğeni ya! Abi ya, onun için içerisi düşün, hadi, hadi, hadi! Ya, aramızı halledelim ya! Tabii, tabii! Ben de dayısına küfrettim! Cezası çok ağır mıdır? Ne diyeyim? Allah acısı! Gel lan! Peki. Ne o surat? Boyacı küpüne batmış gibi. Aa, ne olmuş? Hem sana ne? Bu yaşta kızlar için sakıncalı. Hem de çok sakıncalı. Bir daha görmeyeyim. Aa, deli mi ne? Sen kendi işine bak! Yok dedik kardeşim, yok! İşçiler işi bıraktılar, kendin pişiremem ya, yok! Yok dedik kardeşim! Sen kimi kovuyorsun arkadaş? Sana ne oluyor? Halkı isyana teşvik ve de devlet büyüklerine hakaret, şahitsiniz hepiniz! Ay devlet büyüğü sen misin? Görev kutsaldır. Her görev yapan büyüktür. Ve de görevin büyüğü küçüğü yoktur. Neden ekmek çıkarmıyorsun? İşçiler işi bıraktılar ya! Sen niye çıkarmıyorsun? Ben bilmem ki! Öyleyse gel benimle! İş
Geçeriz eve. Bu fazla kaçmış, 20 lira. 20 lira? Herkes alacak, hiç merak etmeyin. Paralarınızı bozuk yapın. Bu biraz çarpık, sakıncası yok. 10 lira eder. 10 lira. Hadi bakalım, alan gitsin, alan gitsin. Bu küçük, 5 ver yeter. Siz 5 lira verin. Sıraya geçin çocuklar, alanlar gitsin, sıraya geçin. Herkese bir tane. Bu 10 liradan aşağı olmaz, sermayesi kurtarmaz. 10 lira. Bu da 9 lira 75 kuruş. 9 lira 75. Hadi be abicim, sabahtan beri taktınız. Kanunun gözü terazinin özüdür. Bu karılar böyledir hep. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Sayenizde berbat. Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu. İçinden de kıymıklar çıktı. 5 liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak değil ya. Bu millete de iyilik yaramıyor. Fakat görev görevdir ve de kutsaldır. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha laubalilik görmeyeyim, tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyoruz da geliyor. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi, işinizin başına! Hadi bakayım! Günaydın Şaban Bey! Aferin, fiyatları indirmişsin! Sayende abi! Hadi, değiştir. Oh, maşallah! Yine her şey ateş pahası. Vursun kör olsun senin herif. Sabah sabah insanı günaha sokma be kadın! Günaha saksan ne olur be? Sana zorla al diyen mi var yahu? Ne diyeyim haneye? Evet, evet, evet. Bu kadar. Bu elma canım işte, şu elma! Şu fiyatı olur mu? Ya bize bedava mı veriyorlar bunları be? Hadi kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah! Usta, usta, mal geliyor, mal! Yavaş, yavaş! Oraya! Yine kasıpçı manavın malları geldi Mihir! Bırakın! Ne kadar belasını versin! Nereden geldi bu adam canım? Yahu ne söyledik duruyorsunuz be birader! Hadi defolun buradan, defolun hadi! Söylemesin be! Utanma seni, Allah cezanı versin seni! Ah! Allah!
Bu ne ha? Bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar. Canım abicim, iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası. Bana sormadan etiket koymuş. Vallahi yanlışlık abi. Utanmazsan çeker seni. Hadi karakola, hadi karakola. Karakola diyorlar. Derhal zabıt tutulacak. Yaşa, yaşa memur bey. Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklama. Vallahi bir yanlışlık abicim. Çekilin bakayım. O halde fiyatları tespit edelim. Patates 7,5. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi 7,5. Şeftali 12,5. Aman abi. 12,5. Yoksa karakola. Ay, 12,5. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Karakola. Peki, peki. Nar 15. Öldüm abi. Peki, 15. Çağırın millete, alışveriş başlıyor. Dağılın bakayım. Abi. Dağılın hadi. Hapça, koş, koş, şahmanı bizim mal tutuyor. Beyciğim öldü. Çabuk gelin, görün neler oluyor. Buraya geçin bakalım, burada. Hadi durun bakayım, geç. Geç bakayım, sen dur. Evet. Allah razı olsun, vallahi şaştım. Yapamazdı bunu. Haklısın kardeş, o bile yapamaz. Kardeş bu adam başkaymış. Bekçilik bahane diyorlar. Çocuklar ilk defa meyve yediler hanım. Allah razı olsun. Yoksa kimin haddine alışveriş yapmak? Müfettişmiş ayol. Ankara'dan göndermişler. Hüsniye Hanım söyledi. Kocası vilayet daha deme ya, o işitmiş. Vallahi çok büyük memurmuş. Başbakanın sağ koluymuş. İstanbul'u düzelsin diye hükümet göndermiş. Büyük memurmuş, büyük ya. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamazsın ya. Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri. Kapayın elektriği. Anladık. Çok önemli adammışsınız. 10 dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Millet yarın işe gidecek. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı. Hadi eve! Ha, deli olur insan. Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! İyi geceler! Hadi be! Bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir. İkinci rafa koyuyorum usta. Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne. Dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu usta? Aferin, aferin! Sen bayağı iyi bakkal olacaksın! Sayende usta! Samsunları, Maltepeleri tezgahın altına koyuyorum usta!
Namaz seccadesini de ört üzerine. Dur usta! Bunlar mesleğin incelikleri. Pirinç unu kutuları sağlam. Yağ paketlerini içine yerleştirirsen kimsenin ruhu duymaz. Malı ortaya koyarsın. İsteyen olursa aman bu marka pirinç unu küflü çıkıyor, sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse ben bas yemini. Korkma, bir bok olmaz. Bok olmaz. Hı? Sen utanmıyor musun ama ustana usta karşı? Ulan bir de yalan söylüyorsun her gele. Ulan bok olmaz demedin mi? Allah Allah, kim konuştu peki? Dayı, kanun mahallede kendini gösterdi. Fırını hallettik, manavı düzelttik, muhtarı yola getirdik. Yarın sabah da bakkal işini halledeceğim. Tamam mı dayı? Bak abi, sana yağ soracaksan gelme. Yok canım, şarap soracaktım. Allah Allah. Çok efkarlandım. Birkaç şişe devirmek geliyor içimden. Şuradan bekçi kardeşe şarap ver yavrum, hadi. Dur bakayım. Ben alırım. Hayır, onlar olmaz, bırak onları, bırak! Neden, şarap değil mi? Bunlar bozuk şarap. Bayılırım bozuk şaraba. Ha? Ne biçim şarap bu? Zeytinyağı kokuyor. Koklasana teyze! Mis gibi zeytinyağı! Bekçi efendi, o şaraplar... Başlatma şarap çanağına! İndir şunları bak! Susun bakayım. Biraz da pirinç unu rica edecektim. Şundan olsun. Ne yapacaksın pirinç ununu? Muhallebi yapacağım. Dayım bayılır da. Yahu vallahi. Allah Allah. Tanıdık bir koku var. Koklasana teyze. Margarin kokuyor ayol. Bak şu Allah'ın büyüklüğüne. Mucize. Pirinç unu kutusundan yağ çıkıyor. Vallahi ya benim. Hepsini indir. Var mı sigara tiryakisi? Tezgahın altında seccade var. Oraya bakıverin. Sıraya girin. Herkese ikişer paket vereceksin. Sizin emriniz? Çay alacaktım. Çay yokmuş. Kuru fasulye vereyim. Onu sen ye. Kızma canım, dur hele. kuru fasulye çayı. Fasulye çayı. Senin de rengin soldu. Gel biraz su iç. Gel gel. Yok yok. İyi su. Kanun emrediyor. Çok iyi. Sakıncası yok. Su şişesinden gaz çıktı, hayret! Çağırın milleti, satış başlıyor! Geç bakayım, geç! 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 Sen de hadi. Geç. Dur bakayım. Yeni mi evlendiniz? Evet, yeni evliyiz. Karıyı niye eve götürmedin oğlum, buraya getirdin? Geçin bakayım. Sağ ol. Thank you.
Aferin, aferin oğlum, çok hoşuma gittin. Görev kutsaldır ve de namustur. Görev namusu, görev kutsaldır. Kutsal görevin namusu, bekçi namusu ve bekçi kutsaldır. Aferin sana, aferin. Çay getirin, çabuk. Buyur iç. Allah! Of! Allah Allah! Hiç bardakta durmuyor bu çaylar. Ah be cinin çırağı acemi! Çok sakıncalı. Kendini görevine adamamış. Buyurun. Siz buyurun. Biz şimdi içtik oğlum. Sağ olun. Otur, rahat et bakayım. Ha şöyle. Dayı beyle görüştün mü? Tabii görüştük. Acaba kendileri bir gün yani buraya gelirler mi? Bugünlerde gelemez, kuduz aşısı olacak. Estağfurullah, aman efendim, aman! Geçenlerde kancığın biri ısırmış. Gir! Hayrola? Fabrikanın akıttığı pis, kirli sular yüzünden 4 koyunum daha öldü bey. 62 koyunluk sürüden 8 tane kalmıştı. 4'ü daha gitti. Allah rızası için kurtar bizi. Oğlum, iş belediye öncümeninde. Bakanlıkla ilgilendi, rapor istedi. Yazdık, çizdik. Ama karar çıkmazsa ben ne yaparım? Siz zahmet etmeyin. Ben bakarım. Gel benimle bakayım. Yürü. Nereye? Patrona. Randevun var mı? Kanun randevu tanımaz. Randevun yoksa giremezsin. Girerim arkadaş. Kanuna karşı mı geliyorsun? Bekçi demek devletin bel kemiği demektir. Bekçi emniyet kuvvetlerinin azı dişi demektir. Bak hala duruyor. Hadi bakayım. Bas! Herkes görev başına, dağılın! Mesai saatinde laubalilik istemem, iş başı, hadi bak! Dağılın! Dağılın bakalım! Çok kesiyor seni kız! Bırak bu dalayı! Yeni komşu, bana bir askındı ki görme! Ne oluyor, ne bu rezalet? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Nereye akıyor fabrikanın zehirli suları? Derdi sana mı düştü? Kuyuya düşecek değil ya, kanun ben olduğuma göre bana düşecek. Bak attırma tepemi, fena yaparım. Bok yaparsın. Akıttığın o sularla bu adamın koyunları ölmüş. Şikayete gelmiş, dövdürmüşsün. Yalan dolan raporlar düzmüşsün. Ama bu işin sonu geldi artık. Her şeyden önce insan sağlığına zararlı. Sana 10 gün müsaade. 10 gün içinde bütün kanallar kapanacak. Yok canım, kapanmazsa ne yaparsın? Seni dayıma havale ederim. Bir paçadan kavradı mı,
dünyan kayar. O kadar. Ne dedikodu ediyorsun lan? Kılıbık. Bu işlerin tadı kaçtı. Hıyarın birinin koyunları ölmesin diye koskoca fabrika 10 milyonluk kanal yapacak ha? Hepsi servet düşmanı. Beyefendi, bu iş daha önce belediyeye rapor edilmiş. Onlar da bakanlığa bildirmişler. Öyleyse yönetim kurulu toplansın, bu meseleyi görüşelim. Günaydın. Günaydın. Ulan sen mi konuştun? Ulan ben de saçmalıyorum. Köpek konuşur mu ya vallahi? Günaydın Şaban Bey. Ben de seni köpek sandımdı. Ya. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak işi? Sizinle çarşıya kadar gelmem sakıncalı mı? Niye olsun? Vazife anında laubalilikten ve de zamparalıktan hoşlanmam da. Olur mu lan? Olur mu he? Al gibi olur beyefendi abimiz. Çöp arabası gelmez ki bu mahalleye. Bakın her taraf Kasımpaşa lağabına döndü. Çöp arabası dediğim bu mahalle ayda bir ya gelir ya gelmez. Ne demek ayda bir gelir? Ben bu mahallede bekçiyken bundan sonra her gün gelecek çöp kamyonu. O kadar. Vallahi tek güvencemiz sizsiniz Şaban Bey. Herkes öyle söylüyor. Biraz mübalağa ediyorlar canım. Daha ne diyorlar? Oo, bayılıyorlar size. Daha. Mesela kimler? Herkes. Özellikle bir bayılan da var mı? Bilmem. Vardır belki. Zehra, gelsene. Ah, arkadaşlar geldi, ben buradan ayrılayım. O ne? Anas bana. Nasıl dökersin çöpü sokağa? Çöp arabası gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Keyfine sıçarım seni. Kim lan seni? Hala konuşuyor. Eşşoleşen. Nerede arabanın şoförü? Ne olacakmış? Çöp almaya gideceğiz, Zeytinburnu'na. Nerede emir? Ben kanunum, emrediyorum. Gülme lan! Biz yemeğe gidiyoruz arkadaş, sen biraz daha düdük talimi yap. Hadi beyler yürüyün. Altyazı M.K.
kiralıktır! Nasıl kaçırırlar kamyonumu? Görüyorum. Allah Allah! Kendiliğinden durdu. Motor bozuk galiba. Çöpü olan getirsin! Koş, koş! Acele etmeyin bakayım! Demeyin! Bildiğiniz gibi değil. Vallahi bilmiyordum. Hiç günahım yok benim. Gel! Hürmetler ederim efendim. Niçin? Arz-ı hürmet ederim efendim. Ne diyormuş? Müdür bey hürmetlerini sunuyorlar. Müdür bey! Saygılarımı sunarım efendim. Yapabilirsin. Bir sakıncası yok. Emriniz üzerine derhal mıntıkaya günde iki araba tahsis edilecek efendim. İyi, fena değil. Dayı beyefendiyi çok severim. Sofrasında çok bulundum. Allah Allah! Kemik mi yersiniz? Yani beni iyi tanırlar efendim. Önce koklaması lazım, paçadan. Anlamadım. Çok basit. Affedersiniz, dişileri geriden, erkekleri paçadan koklar. Aman efendim, aman efendim! Kendisine hürmetlerimi söyleyeyim. Saygıyla ellerinden öperim. Çok pistir be! Bu herifte de hiç mide yok. Çok şakacısınız. Allah Allah! Müsaadeniz efendim. Bir daha selam verirse döverim bu herifi. Müsaadenizle. Hala selam veriyor. Saygılar. Bırakın beni! Evladım! Öldürün! Allah'ım diyorum! Buldun taze kemiği, kıtır kıtır yersin. Kasap Hüsnü'den aldım. Para da almadı. Artık rüşvet almaya başladın. Beni de alet ediyorsun. Forsun da yerinde. Koskoca müdür sana selam söyledi. Ayrıca ellerinden öpüyor. Başkası öpecek diye ya. Temizlik işleri müdürü öpüyor, Şaban değil mi? Şaban bey! He? Şaban bey! Şaban bey! Soğuk ayran yaptım size. Aman canım! Siz mi buyurursunuz, ben mi getireyim? Ben buyururum canım. Buyurun oturun. Siz oturun. Hayır, siz buyurun. Yok, siz oturun. Buyurun oturun canım. Ama siz oturun. Otur! Elinize sağlık! Vallahi size şöyle elimle bir demli çay yapmak isterdim ama tüp gaz bulunmuyor ki! Yok mu? Çok sakıncalı bir durum! Var olmasına var ama satmıyorlar ki! Ben gösteririm onlara! Yeah.
Önce disiplin. Şöyle sıraya geçin bakayım. Hadi bakalım. Sıraya. Doğum izni var mı? Aa, izinle mi doğuracak? Evliyiz Şaban abi. Aa, kanunen mani yok, doğurabilir. Sağdan saymaya başla. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Kes! Ona kadar sayanlar istikamet şurası. Marş marş! Koş! Hayır oğlum, saymanın sırası mı? Tazecik doğuruyor. Doğursun, doğursun. Bir sakıncası yok. Ülkeye asker lazım. Ya kız olursa Şaban abi? Onu da sana alırız. Çocuk çıkıyor. Çıkış izni var mı acaba? Sakıncalı değil canım. Hadi kızım yandaki dükkana girelim. Olmaz, sıram kaybolur. Bayi nerede? Şurada abi. Niye gaz vermiyorsun millete? Depon nerede? Aman beyefendi, gaz nerede ki? Yürü depoyu göster. Ama bekçibaşı, bu kanun dışı bir işlem. Kanunu bana mı öğreteceksin? Düpedüz halkı işleyene teşvik bu. Hoppala ya! Teşvik ve devlet büyüklerine hakarete, teşebbüse, tahrik ve de... Bunu anayasal haklarım açısından yapamazsın. Anayasayı değiştirmeye teşebbüs. Şahitsiniz. Şahitiz, şahitiz. Yanlış anladın beyefendi. Alenen ırza geçmeye teşebbüs. Yürü! Yürü! Ya itme be kardeşim, gidiyoruz sana! Ya nedir bu günlerin adamı? Aa, sıcak su bulun bana! Konuş lan! Sevgili kardeşlerim! Vallahi unutkanlığıma gelmiş. Depoda tüp gaz olduğunu hatırlayamamışım. Sayın abimiz buldular. Seve seve dağıtıyoruz. Buyurun! Şaban abi! Şaban abi bak abi! Şaban abi! Bir oğlum oldu abi, adını sen koy. Oğlu! Ne desek acaba? Tüper... Olmadı. Ertüp... O da olmadı. Tüp Türk... Biraz sakıncalı. Türk Tüp... Yok. O da reklam ismi gibi oldu. Yılmaz Tüp... Beğenmedim. Tüperman... Filmci ismi gibi oldu. Tüp Aslan, siyasi benzerliği olabilir, çok sakıncalı. Bekçi tarafsız olmalı. Gaz Türk, yok, petrol şirketi ismi. Gazer, gaz mı gaz mı karıştırabilirler, sakıncalı. Buldum. İsmail Hakkı diyelim. İyi, iyi, iyi değil mi? Kirli sular fabrika hududundan çıkan yıkık kanalla şu yoldan buraya dökülecek. Maliyet hesaplandı mı? Hesaplandı efendim. Ne kadar? 10 milyon lira. Ölürüm de vermem. Beyefendi, o sular yüzünden 4 çocuk felç oldu, yatıyor. Bana ne be! Ben mi söyledim çocuklar suya girip oynasınlar diye? Baksalardı veletlerine, plaja götürselerdi. Yatar bu proje. Fakat bakanlık ve belediye meclisi... Siz onu bana bırakın, ben hallederim. Değil mi ya? Her işin bir yolu var. Atın o projeyi. Kâfi. Kâfi. Yeter ya. Yeter. Otur. Otur. Sayenizde tüp gaz bulduk. Yemeğimizi de çayımızı da pişirebiliyoruz. Görevimiz. Ve de görev kutsaldır. Ne
Ne oldu, çocuğun nesi var? Üç çocuk fabrikanın sularına girmişler evvelsi gün. Üçü de ateşlendi. Benimkinin bacakları tutmuyor. Ertuğrul Bey'in fabrikası mı? Evet. Ne olursa siz ne olur Şaban Bey. Çevreye mikrop saçan şu işi de halledin. Bütün dertlerimize çare buldunuz. Buna da bir çare bulunuz. Eğer oğluma bir şey olursa, o Ertuğrul Bey denen herifi tanrı şahidim olsun, vuracağım. Sen çocuğu doğru hastaneye götür bakayım. Siz olur. De dağılın. Allah ben bu işi halledeceğim. Sağ dağılın bakalım. Hadi çabuk. Dağılın bakayım. Hoş geldin. Alarm düğmesi nerede? Fabrikayı kapattım. Ama şey... Kanuna karşı mı geliyorsun? Göster yerini. Şurada. Hadi bak! Üretimi nasıl durdurursun? Paramparça ederim seni! Bok edersin! Sana 10 gün süre vermiştim. Kanalları kapamadın. İşi paydos ediyorum. Edemezsin! Cehennemin dibine sürdürürüm sonra seni! Orada da görevimi yaparım. Görev kutsaldır. Bekçi, emniyet teşkilatının azı dişidir. Azı dişini sökerim ha! Paydos! İşi tatil ettim. Peki. Tamam, görevini yapıyorsun. Ama bizi de düşün. Fabrikanın kapanması demek, her ay en az 100.000 lira zarar demektir. Gel idare et şunu. İdaresi midaresi yok. Önce zarsurt ediyorsun, ne yavşaklaştın birdenbire? O zehirli sulardan önce koyunlar öldü. Şimdi çocuklar felç oluyor. Senin milyonların mı önemli, o masumların hayatı mı? Gebeş! Sen iyilikten anlamıyorsun. Çek elini, çek! Ben sana gösteririm. Nahit Bey, benimle gelin. Güle güle! Bir de benden selam sarkıtın. Yürü, ense tıraşını görelim. Ayol, bekçi falan değilmiş ki. Ankara'dan gelen bir müfettişmiş. Ne müfettişi ayol? Bakanın yeğeniymiş diyorlar. Her şeye de yetkisi varmış. Gelecek seçimde de başbakan olacakmış. Kıbrıs'ı da o kurtarmış diyorlar teyze. Dağ başında mıyız beyim? Bir bekçi parçası gelip koskoca fabrikanın üretimini nasıl durdurur? Ziyanımı kim ödeyecek? Beyefendi, kim olduğunu biliyor musun? Bana ne canım? Bakanın yeğeni. Yok yahu. Tabii ya. Vay canına. Şimdi anladın mı? Vallahi korktum sizden. Benimkisi kanun gücü. Dayıyı da yabana atmayın ha. Kim oluyormuş o köpek? Dayınız hakkında nasıl böyle konuşuyorsunuz? Doğru, çok sevimlidir. Bir de çapkındır ki, sıradan geçirir. Ha, bir de rüşvetçidir ki, ah! Aman Allah'ım! Hani şu kadarcık kemiğe bile tenezzül eder. Çok şakacısınız. Ne şakası canım? Rüşveti kendisi almaz, bana aldırtır. Sana mı aldırtır? Bana tabii. Ne yapayım canım? Hatırı için katlanıyoruz. Sana? Artık bana müsaade. Ben gideyim. Daha gece nöbetim var. Hiç uyumaz mısınız siz? Bekçi uyumaz. Her an her saniye görev için canını feda eder. Bekçi kutsaldır. Hayır, görev kutsaldır. Yok, bekçi kutsaldır. Görevin kutsal olmasıyla... Hayır, görev kutsal... Bekçi... Öf, sıkıldım. Gerisi neydi ya? Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi beyefendi, kız aşağıda iplikte çalışıyor. Olur mu yahu? O kadar önemli bir memur, bir iplikçi kızla... yok, olamaz. Olamaz. Beyefendi, sırılsıklama aşıkmış kıza. Herkes söylüyor. Artist Zehra canım, siz de tanırsınız. Bulup getirin şu kızı bana. Buyurun efendim, buyurun. Beni istemişsiniz efendim. Otur. Geç kızım, otur şöyle. Otur, otur yani.
Kaç lira haftalık alıyorsun? 1250 lira efendim. Sorduklarıma doğru cevap verirsen haftalığını 2000 lira yaparım. Şu Bekçi Şaban hakkında ne biliyorsun? Nasıl bir adam? Beraber olduğunuzda neler konuşuyorsunuz? Çok saf görünüyor ama bilmiyorum ki. Dayısından söz eder hep. Herhalde görevi o... Küçümsüyor dayısını. Kim o köpek diyor. Ha, sonra çok çapkınmış. Sıradan geçirir diyor. Ya? Affedersiniz. Sonra çok rüşvet alırmış. Çok rüşvet alırmış ha? Evet, öyle söylüyor. Rüşveti Şaban kendisi alır, dayısına verirmiş. Kendisi alır, dayısına verirmiş ha? Bak kızım, bu adam sana aşık değil mi? Ona istediğini yaptırabilirsin değil mi? Öyleyse işi sen ayarlayacaksın. Yarın gece Şaban'ın evinde buluşup rüşveti vereceğiz. Böylece de fabrika açılmış olacak. Unutma, yarın gece. Bilmem, belki de aşk budur. Ne dersin? Şimdiye kadar hiç olmamıştı. Ama bilmem, böyle bir... Hani tarhana çorbası çok biberli olur, üp diye içince adamın içine bir sıcaklık basar ya... İşte, karşıma oturmuyor mu, içime öyle bir sıcaklık basıyor. Üf, kötü oluyorum be! Bu arkadaşları da nereden çıktı? Ne güzel ikimiz baş başa kalacaktı. Neyse, bakarsın belki de erken giderler. Belki lazım olur, hı? Yumuşacık. Şaban! Geldi. Buyurun. Buyurun. Buyur. Ha, önce ben buyurayım. Hoş, hoş lan. Yalnız bırak bizi bakayım. Hadi, hoş, hadi. Yatak da yumuşacık. Ne var, ne oldu? Hiç, biraz heyecanlıyım da. Ne heyecanı? İlk defa yapacağım bu işi. Normaldir. İlk defasında bütün kızlar heyecanlanırlar. Sonra da zevkten dört köşe olurlar. Uf, bir an evvel olup bitse. Aç karnına iyi olmaz. Ama çok sabırsızlanıyorum. Vallahi benim canıma minnet. Aha, ben hazırlanıyorum. Geldiler. Eşol eşekler. Hemen bitir işi. İyi ama işi bitirmek için yalnız kalmamız lazım. Yatak da hazır. Sen de amma acelecisin. Allah Allah! Hem bitir işi diyor, hem de acelecisin diyor. Bu karıların hepsi manyak ya. Kalabilirsin. Sen? Sözünü ettiğim arkadaşlarım.
dayın ve kendin hakkında söylediklerini ilettim onlara. Buyurun, anlaşın. Anlaşmamıza muhakkak gözüyle bakıyorum. Hele beyefendi bize bu şerefi verdikten sonra. Böyle işleri hemen kesip atmak en akılcı yoldur. Biliyorsunuz, fabrikanın zehirli su kanalları için geldik. Kanal açma işinden bizi kurtarma karşılığı... size 1 milyon teklif ediyoruz. Cevabınız? Bir milyon? Şey, özür dilerim. Sizin aklınızdaki rakamı bilsek, daha kolay anlaşırdık. Anlaşılıyor ki daha yüksek bir rakam düşünmüşsünüz. 1,5 milyon olsa... Biraz arttırın. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Şey... 2 diye noktalasak... Beyefendi, 3 milyon. Konuşun lütfen. Mesela 3 deyin. Lütfen beyefendi. Çok müşküldeyiz. Yardımcı olun. Rica ederim. Bu da bizim son sözümüz. Cevabınız? Anlaştık değil mi? Evet, evet, anlaştık. Ne dersiniz? Ha siktir! Hadi! Çıkın dışarıda! Bakın hepsi oldu, çık! Benim... Hadi! Dakika. Sen de! Köpeğine göz kulak olsana ağa oğlum! Dolaptaki bütün kıymayı çalmış, sıkımlanmış! Nedir senin bu itinden çektiğin? Siktir be! Dışarı, dışarı çık! Seninle sonra konuşacağız dayı! Dayı mı? Dayı tabii, bilmiyor muydun? Yani köpeğin adı dayı mı? Ne sandın? Siz... İçişleri Bakanı'nın yeğeni değil misiniz? Deli misin sen be? Sahtekar köpek! Babandır! Gösteririm ben sana! Bit gibi ezerim seni! Bok ezersin! Şimdi defolun bak! Çekil! Defolun! Sahtekar! Hadi bak! Dayı! Dünya bu dayı! Her şeye boş vereceksin! Hadi seninle kafaları çekelim bakalım! Aa dur! Gelini gelini de kardeş! Kürdün gelini! Saramaz oldum dankom! İnce belini! Yanar ağlarım oy oy oy, döner ağlarım oy oy. Bak beni bak! Şahitlerimiz var. Ölümle tehdit etti. 3 milyon lira rüşvet istedi. Ayrıca fabrikamı kapattı. Bütün bunları... kendini İçişleri Bakanı'nın yeğeni gibi göstererek yaptı. Davacıyım. Derhal işe el koyacağım beyefendi. Ne hakla kapatırsın fabrikayı? Çocuklar hastalanıyordu. Hayvanlar ölüyordu. Ne sanıyorsun kendini be? Elinde mahkeme emri var mı? Ben görevimi yaptım. İçişleri Bakanı'nın yeğeniyim demişsin. Kim demişse gelsin yüzüme söylesin. Adım Şaban Özgüneş. Köpeğimin adı dayı ya... öyle sanmışlar. Benim günahım ne? 3 milyonluk rüşvete ne diyelim? Ne rüşveti? Ertuğrul Bey'den istemişsin. Şahitleri var. Ki yalan! Onu hakime anlatırsın. Seni tevkif etmek zorundayım. Götürün! (Gülüyor)
Yanlışınız var. Dayı benim köpeğimin adı. Allah Allah, Allah Allah! İşte şurada. Anlaşıldı, anlaşıldı, hadi. Çıkarın dışarı. Başka köpekler de var. Kimi rica ederiz? Peki, peki. Bir daha hakaret istemem, anlaşıldı mı? Peki efendim. Hadi diyelim ki, Sayın İçişleri Bakanı'nın yeğeniyle adının eş olması doğal. Diyelim ki, köpeğinin adı da dayı. Peki, ya rüşvete ne diyelim? Kimden rüşvet almışım? Benden efendim. Yalan. İspat edeceğiz. Oturun! Hakim bey, bir ricam var. Nedir, söyle bakalım. Bu adamı dövebilir miyim? O valilik istemez, anlat bakalım. Efendim, dayı ile Zeytinburnu'na tayin olduk, geldik. Emniyet amirliğine teslim oldum. İsmimi sordular, Şaban Özgüneş dedim. Vallahi bilmiyordum benzerliği. Aman efendim, bir izzet, bir ikram. Hey büyük Allah'ım dedim. Hani polis ne de yalanmış. Hepsi gerçek melaike. Arkamı sıvazladılar, çıktık göreve. Aa, bir de baktım, muhtarlığın önünde 50 kişi bekliyor. Bu muhtar var ya, tavla oynuyor. Lan geç görevinin başına der demez dalaştı. Gitti şikayet etti. Aman demişler, onunla iddialaşma, bakanın yeğenidir. Ben ne bileyim? Baktım, kuzu kuzu geldi. Temenni ediyor, gülücükler saçıyor. Geçti görevinin başına, herkesin işini 2 dakikada görüyor. Demek ki görülebiliyormuş. Yalan mı? Yalan mı? Doğru hakim bey. Atör. Anlat bakalım, sonra? Sonra manav. Alış faturası 10 liradan, satışı 50 liradan. Çıkar faturayı dedim, çıkarmaz. Gitti şikayet etti. Baktım koşarak geliyor. Ben ettim sen etme diyor. O da indirdi fiyatları. Milletin yüzü güldü. Yeter! Sonra? Sonra bakkal var ya, şarap şişesini boşaltır, içine yağ koyar. Çayı kuru fasulyenin altında saklar. Pirinç ununun içinden sana yağ çıkar. Ne diyorsun? Vallahi billahi, yalan mı? Şimdi boşaltırım salonu! Sonra fırıncı işçilerin parasını vermez, dükkan kapar. Girdim fırına, halka ekmek pişirdim. Çöp kamyonu uğramaz. Gittim, çöp kamyonu kaçırdım. Temizlik işleri müdürü var ya, ona bu herif Tekin değil galiba, büyük müfettiş demişler. Sen ol, dalaşma. Hakim bey, vallahi herifin boynu kırılacaktı neredeyse 2'de 1 selam vermekten. O da günde 2 çöp kamyonu tahsis etti. Millet bayram ediyor. Zaten bu zavallı millete bir şeker ver, 1000 sene duasını al. Değil mi hakim bey? Sakıncalı bir şey mi söyledin? Gıcık oğlum, gıcık. Vah vah, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sonra? Bu arada bunun fabrikası var ya, zehirli su saçıyor. Çocuklar felç oluyor. Kanal açsa, ileri akılsa hiçbir şey olmayacak. Ama parası gidecek domuzun. Bravo, rica ederim. İtiraz ediyoruz efendim. Sözünü geri alsın. Bu bize resmen hakaret. Tamam, tamam. Sen de biraz. Hakim bey, bir ricam var. Gene mi? Şu herifi dövebilir miyim? Ulan şimdi. Aman beyefendi, rica ederim, yapmayın. Sakin olun. Lavalilik istemez. Anlat bakalım. Bir kız vardı mahallede. Komşum. Affedersiniz, siz aşık oldunuz mu? Bir şey mi söyledin? Evladım, evladım! Kızardığınıza göre olmuşsunuz. Ben de oldum, oluyorum derken olmuşum. Kız bunun fabrikasında çalışıyor. Kızı koymuşlar peşime. Ben budala da şirinlik yaptıkça sanıyorum bana tutkun. Meğer kız rüşvet için beni ayarlıyormuş. Bir gün gece senin odana geleceğim dedi. Allah! Çıldırıyordu. Gerçi sakıncalı ama bir şey olursa evleniriz. 5 dakika sonra da bu domuz damladı. İşi örtbas edip kanal inşaatını yaptırmamak için İçişleri Bakanı'na verilmek üzere 3 milyon rüşvet teklif etti. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan efendim. Oturun, oturun. Hakim bey, ben bu adamı döveceğim. Lütfen müsaade edin.
Laubalilik istemez dedim. Elinde delil var mı? Ne delili? Yani rüşvet teklif ettiklerini ispatlar mısın? Zehra, o biliyor. Oğlum, o kız Ertuğrul Bey'in şahidi. Bak, ifadesinde bekçi rüşvet istedi demiş. Olamaz. Oğlum, hiçbir delil yok mu? İyi düşün. Yok hakim bey. Ama... ilk şahit mühendis. Rüşveti istediğinde odadaydım, kulağımla duydum. Yemin ederim, kulağımla duydum. Tam 3 milyon istedi. Rüşvet olayını duydun mu kızım? Duydum efendim. 3 milyon mu istedi? Hayır, 3 milyon teklif etti. Kim? Bu namussuz. Beni seviyor diye işitmişler. Sen kandırırsın dediler. Kandırdım. Eve geldiler, rüşvet teklif ettiler. Bana da ödül olarak bu çeki verdiler. Bu imza sizin mi? Galiba. Evet. Ne münasebetle verdiniz? Borcum vardı. Yanınızda çalışan, meteliksiz bir işçi kıza mı? Yaz kızım, karar. Sanığın beraatine karar verin. İndirin beni aşağıya! Yeter, indirin! Durun bakayım, dur! Çekilin önümden! Tamam, susun! Sus! Hakkındaki suçlamanın kesinlikle asılsız olduğu anlaşılmış. Hakim bey! Gene ne var oğlum? Mahkeme bittiğine göre o herifi dövebilir miyim? Git hadi git! Sağ olun. Şaban! Gel! Gel, gel! Amirim! Gel hadi, gel! Gel, gel, gel! Gelmiyor musun lan? Tevkif edin her gereği! Bakan vekili olarak kutlarım evladım. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar bir yanlışlık eseri görevinden alınan sevgili bekçinizi tam 25 bin imzalı dilekçe vererek tekrar istediğiniz bekçinizi bakanın yeğeni sanmışsınız. Yanılmışsınız. Şaban Özgüneş'i bundan böyle bakanın yeğeni değil, kardeşi bilin. Sizin de bekçi başınız. Onu sizlere emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bravo!
Dayı! Nerede bu ya? Dayı! Dayı, gel lan buraya! Gel lan! Gel diyorum, sonra fena olacak ha! Son defa söylüyorum, gel! Bırak inadı! O gelmediğine göre, sen gel! Bak bunu hiç düşünmemiştim!